Şimdi, hallo Leute, 4. dersle birlikteyiz. Bugün şöyle bir konuyla ilgili konuşacağız. Fiil çekiminden bahsettik, istisna fiiller olacak dedik, düzensiz fiiller olacak dedik. Buraya kadar her şey okey mi? Okey. En istisna, en gıcık ve ezberlemek zorunda olduğunuz tek fiil. Sein fiili, yani be, olmak. En önemli fiillerinden bir tanesidir. Çekimi çok istisnadır, çok gıcıktır. Hiçbir şekilde bir kurala uymaz ve mutlaka ezbere bilinmesi gerekir. Fiilim şu. Sein fiili. Olmak demek. Yamuk mu yazdım? Öznelerimi sıralıyorum tekrar. Bu özneleri sürekli sıralayacağım. Çünkü fiil çekiminden bahsederken sürekli bu öznelerle uğraşıyor olacağım. Çekimi çok istisnasız. Önceki derste demiştim ki esnaten kuralım var. Sondaki matmeki atıyoruz. Bla bla bla. Konuşmuştum. Bu çok böyle değişik olacak. Şimdi if için been kullanacağım. Sıfır alaka. Do için bist kullanacağım. Ne söyleyemedim bilmiyorum. Else için tek özne olarak düşünün. Hepsinin anlamı o olduğu için. Tek de alıyorum bunların hepsini. Bunun için ben ist kullanacağım. Ihr için sind. Ihr için seid. Son olarak 6. özne olarak bahsetmiştik bunlardan. Ekleri de aynıydı. Çekimleri de hep aynı olacağı için. İndirdim buraya. Sind kullanacağım. Dikkatinizi çektim. Çok emin değilim ama düzenli ve düzensiz fiillerde ve bir önceki bahsettiğim o fiil çekiminde şöyle küçük bir detayım var. Her zaman, şu mini tepeşiyle devam edeyim. Her zaman şu özneyle, yani benim 4. öznemle, şu 6. öznelerimin çekimi hep aynıdır. Ve genellikle düzenli olan fiillerde de fiilin ana haline benzer. Yani o en atmadığımız haline benzer. Döndüm baş kısmına. Ben bunları nerede kullanacağım? Atıyorum isminizi söylerken. En basitten, ich bin İlayda. Ben İlayda. Bahsederken kullandım. Ya da değiştirdim. Er ist Tom. O Tom. Diye kullandım. Bu fiil İngilizce'deki be fiilinin aynısı. Olmak anlamına gelen fiildir. İstediğiniz şekilde, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yaşlarda, bu nedir diye sormalarda, herhangi bir ürün fiyatını sorarken, bir nesneyi gösterirken ve benzeri her zaman karşıma bu çıkacak. İst. O kadar çok göreceksiniz ki bunu o kadar fazla yerde karşınıza çıkıp da oradan böyle bağıracak ki ben sein fiiliyim, sein fiiliyim diye. O yüzden bu çekim ezbere bilinmek zorunda. Yani gözünüzü kapattığınız an via'nın çekiminin sind olduğunu otomatikman bilmeniz gerekiyor. Ya da herhangi biri size sorduğunda pat diye sein'in işte şu çekim nedir diye sormazlar ama... Belli de olmaz. Hiç belli olmaz mı? Gözünüzü kapattığınız anda... Bir öznesinin çekiminin zind olduğunu otomatikman biliyor olmanız gerekiyor. Ezbere bilinmesi gereken tek fiildir. En önemli fiildir. Çok büyük bir istisnadır ve hiçbir şekilde çekimi diğerlerine uymaz. Karşınıza çok fazla çıkacak. Şimdi ufacık böyle birkaç tane örnek yapacağım. O yüzden tahtayı siliyorum. Yani ich putze die Tafel. Şimdi şöyle bir örneğim olsun. Atıyorum en başta size. Er öznesini getirdi. Er öznesi üçüncü şahıstır. O anlamına gelir ve erkekler için kullanılır. Sizinle bir muhabbetim var. Tanımıyorum. Üçüncü bir şahsı gösteriyorum. Tanıtma eylemine geçiyor olabilirim. Hiç fark etmez. Ben kullandım. Boşluk getirdim. Tom dedim. Ben size karşıdaki o üçüncü şahısın Tom olduğundan bahsettiğim için şu ortaya benim kullanmam gereken anlatayım. Sein'dir. Yani olmak fiilimi. He is Tom mantığından gelen bir olay. Şimdi tutup da sein fiilinin çekimini bilmezseniz, istisna olduğunu bilmezseniz, öğrendiğiniz o estanten kalıbına göre bunun sonundaki en atacağım, t'ye ekleyeceğim falan filan diye düşünürken bir bakacaksınız sonunda en yok. Çekimi alakasız. Sein diye bir şey gelecek. Ömrünüzde böyle bir şey görmeyeceksiniz. Ne yapacağız? Ezberden yola çıkarak kullanacağım ve diyeceğim ki sein fiili olduğu için er de çekimlenmiş hali. İstir. Er ist Tom. Cümlemin olayıdır. Devam ediyorum. Bir de bu sefer sein'in geçmiş haline bakacağım. Hazır yeri gelmişken değineceğim. Şimdi sein dedim. Bu sefer neresinden bahsedeceğim dedim. Geçmişten bahsedeceğim dedim. Şimdi aynı mantıkla ilerleyeceğim. Bahsettiğim modal fiiller olsun, normal fiiller olsun, düzenli düzensiz fiiller olsun hiç fark etmez. Bahsettiğim her fiilde ben mutlaka fiil çekimini tek tek veriyorum. Vermek zorundayım çünkü Almanca'daki asıl olay fiil çekimi. Özneleri geçireceğim yine. Sein fiilinin geçmiş hali bizde Almanca'da waren olarak kullanılır. Yani nereye yapayım? Şöyle yapalım. Waren. İngilizce'deki was var'a çok benziyor. Aynı kökten gelme olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Was var'a aşırı benziyor. Bu sefer mantığım şu şekilde ilerler. Baktım fiile. Waren fiile. Fiilimi
edilmiş hali varın. Sondaki o en kısmı makmek anlamına geliyor muydu? Geliyordu. O zaman ben fiil çekimi yaparken ne yapacağım? Bu en kısmını yok edeceğim. Çıkarttım o en kısmını. Elimde kök olarak sadece var dediğim kısım kaldı. Şimdi düzensiz bir fiildi. Daha önce de öğrenmiştik. Zayn istisnaydı. Çekim çok farklıydı. Gene aynı şekil burada da geçerli olacak. Gene kendine özgü bir çekimi var. Bu şekilde yapacağım. İlk için var kullanacağım. Do için warst. As the S için gene aynı üçünü birlikte ele alıyorum. Var. Via için waren kullanacağım. Ia için Bart kullanacağım. Zihne de tekrar aynı yere alıyorum. İkisinde çekimi aynı olduğu için. Bart. Çekimleri bu şekilde. Bu da mı ezbere giriyor? Bu da ezbere giriyor. Baştan beri anlattığım bütün olaylar neredeyse bir tık ezbere kaçacak. Aynı şey bunun için de geçerli. Ezbere bilirseniz sizin için yararlı olur. Ezbere bilmediğiniz takdirde kimse size aniden ezberlemedin canım vesaire kesinlikle demeyecek. Ama istisna bir fiildir. En önemli fiillerden bir tanesidir. Geçmişteki ve şimdiki zamandaki çekimleri biliyor olman sizin için her zaman bir artı katar. Bir örneğe bakalım. Şöyle yapalım. Ich. Hier. Hier burada demek. Kullanacağım cümlede ben buradayım cümlesini kuracağım. O yüzden kullanacağım fiil ne olacak benim? Sein fiil olacak. Şimdi çekimini bilmiyor olsaydınız eğer sein'in çekiminde e gelecek, şu gelecek, bu gelecek, eni at vesaire çok fazla düşünce. Ezbere biliyorum, istisna bir fiil olduğunu biliyorum. Çok önemli bir fiil olduğunu biliyorum. Kendine özgü bir çekim olduğunu bildiğim için ne yapıyorum direkt? İlk varmış demek ki kendisinden sonra çekimine aynı gelmesi gerekiyormuş. Ich bin hier. Ben buradayım. Süper. Aynı şeyi geçmişte yapalım. Yazdım. Gene yazdım. Aynı cümle. Gene bu sefer sein fiilini kullanacağım. Bu sefer de geçmişini yapacağım. Gene geçmiş hali istisna bir çekim. Kendine özel bir çekimi var. Estentene uymuyor dedik. Bir sürü şey söyledik. Ne yapıyorum? Bakıyorum özlerim. İlk çekimini ezbere bildiğim için hemen yerleştirmesini yapıyorum. Ich war. Ich bin hier. Ben buradayım. Ich war hier. Ben buradaydım. Alles.